Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda eş değişikliği yapacağımız kuşlarımız olacak. Şu iki takımda eş değişikliği yapmayı planlıyorum. Alt takımda aslında eş değişikliği yapmayı planlıyordum ama onlardan vazgeçtim. Dişi sürekli olarak yuvada yatmaya devam ediyor ve bir önceki kuluçkada yumurtaları doldurmuşlardı arkadaşlar. Buradaki takımı yumurtayı dolduramadı, hatta en son yumurtasını da aldım. Buradaki sütüyü kafesin üstüne bıraktım arkadaşlar, burada duruyor. Yumurta şu anda boş. O dişiyi alıp yukarıdaki resesif erkeğimi de tekrardan eşe atmayı planlıyorum. Hatta şuradaki mavi erkeğim var, onunla da eşe atmayı düşünüyordum ama şu anda onlar tekrardan kendi dişleriyle anlaşmaya başladılar arkadaşlar. Normalde bu takımımız buradaki 26 numaradaydı. Bu yeşil takımımız da 21 numaradaydı arkadaşlar. Yuvaya olan ilgileri azaldığı için iki takım arasında kafes değişikliği yaptım. Şu anda da gördüğünüz üzere arkadaşlar, bakın dişimiz yuvada. Buradaki dişimiz de yuva ağzındaydı. Şu anda yuvaya girmiş büyük ihtimalle. Aynen. Bunlar da burayı sevdiler. Birazcık da böyle takalım arkadaşlar. Belki burada yumurtlarlar. Yeşiller normalde çiftleştiler. Çiftleşmenin devamı gelmediği için yumurtlamamışlardı ama buradaki takımımız 26 numaralı kafeste yumurtlamıştı. Daha sonra ikinci kuluçkada erkeğimiz suya girdi ve kuluçkaya ara verdiler. Erkek hala şu anda tüyde, aslında eşten ayırsam daha iyiydi ama ben tekrardan bir deneyeyim dedim. Erkeğin tüyde olması çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. Dişi biraz daha önemli kuluçkadaki kuş için. Yavru bakacağı için, yumurta yatacağı için dişinin tüyde olup olmadığı bizim için daha önemli. Çok fazla ölüyor çünkü tüydeki hayvan. O yüzden bunları da buraya aldık. Bekletmeyeyim dedim, ayırmayayım dedim. Şu anda bunların da arası gayet güzel. Bakın şöyle yanından göstereceğim. Dişimiz yuvaya falan gibi çıkış yapmaya başladı. Hatta şöyle bir şey de yaptım arkadaşlar. Bu dişiyi buradaki yeşil erkeğinle denedim. Yeşil dişimizle mavi erkekle denedim ama mavi erkek dişiyle anlaşamadı. Dişi erkeğe göre baskın geldi. Buradaki yeşil dişiyle su yeşil dişimiz anlaştı. Onlar mesela eşe atsam direkt çiftleşip yumurtlarlar ama şimdi iki takım varken de takım sayımızı azaltmaya gerek yok. Bir takıma düşürmeye gerek yok. Bakın onlar da yuvadalar, bunlar da yuvadalar arkadaşlar. Şu anda yuvada yatıyorlar. Bunlar çok da iyi anlaşıyorlar açıkçası. Bunları çok fazla bozmak istemiyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar kesinlikle gri dişimi alıp yukarıdaki resesif erkeğimin yanına atacağım. Ama onlarda da şöyle bir şey belki yapabilirim. Bugün eşe atarım. Yarın dişimizi belki salma kafese ayırırım. Dinlendirdikten sonra tekrardan erkekle eşe atabiliriz. Böyle bir uygulama yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz şuradan dişimizi bir yakalayayım. Bunların da arası çok güzel aslında. Beraber yatıyorlar ama yumurtayı dolduramadılar arkadaşlar. O yüzden dişiyi doldurabilen bir erkekle güzel bir yavru veriyorlar zaten. Atmak istiyorum. Dişimizi hemen yakaladım. İyi. Ayarı kalıbı falan gayet yerinde arkadaşlar. Gayet de sağlıklı bir hayvan. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da bizim kendi ürettiğimiz yavrular arkadaşlar. Babası da hatta şuradaki 26 numaradaki yeşil erkeğimiz. Babası da orada. Bunlar büyük ihtimalle değişikliklerdir diye düşünüyorum. Bakın erkek heyecanlandı zaten gördüğü gibi. Mavi dişiyi şöyle alacağım. Mavi dişiyle beslesip çiftleşti mi? Çiftleştiler ama çiftleşmenin devamı gelmediği için arkadaşlar yumurta gelmemişti. Şimdi bu mavi dişiyi buradaki yeşil erkeğimizle yaşatıp deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Buradaki yeşil erkek birazcık karakter olarak çekinik arkadaşlar. Diğer erkeklerimize göre çok fazla bir baskınlığı yok. Dişinin erkeği kabul etmesi lazım ki kolay bir şekilde yavru yumurta verebilsinler. Erkeğin ekstra bir çaba sarf etmesine gerek kalmaması lazım yani. Çünkü dediğim gibi erkek biraz daha çekinik bir karakter arkadaşlar. Ama belki gri ile kuluçka geçirdikten sonra karakteri değişmiş olabilir. Onları da bekleyip göreceğiz. Başka düşündüğüm, dediğim gibi aşağıda yeşil takım var ama onlara şu anda çok fazla ellemek istemiyorum. Bunlar eş tutmazsa bunlar da eş değişikliği kesinlikle yapacağız arkadaşlar. Hatta bu mavi dişimizi, yeni gelen mavi erkeğimizi eş olarak atabiliriz bile ama dediğim gibi ilk önce şu erkeğe bir denemem lazım. Ondan sonra diğer erkeklerimizle sıra sıra eş denemesi yapabiliriz. Kuşların genel sağlık durumu gayet güzel. Sadece en son gelen dişimiz arkadaşlar, dışkısı bayağı bir siyahlaştı. Ama yemesi içmesi açıldı o zıt bir şekilde. Hani normal değil. Normalde o dışkıyı yaptıktan sonra fazla hareketli olmaması lazım. İşte yem yememesi lazım ama yem yeme durumu şu anda gayet güzel arkadaşlar. Yem yemesinde bir sıkıntı yok. İştahı açık yani, kapanmadığımız. O yüzden elle beslemek çok fazla istemiyorum. Oradaki rahatsız kuşumuz da bu. Elle besleme dediğim gibi tekrardan söylüyorum, çok fazla istemiyorum çünkü elle besleme yaptıktan sonra ister istemez hayvanın sindirim sistemi bozuluyor arkadaşlar. Sindirim sistemi bozulduktan sonra da bu sefer hayvan kendi yediği yemi de tekrardan çıkartabilir. Bu arada yeşil erkeğimizin karakteri büyük ihtimalle griden sonra değişmiş arkadaşlar. Şu anda mavi dişinin yanına yanaşmaya başladı. Dişimiz hatta basınlığı erkeğe vermemek için bir iki tane böyle vurma hamlesi yaptı. Şu an tekrardan yaptı, sizler de gördünüz. Ama erkek güzel açılmış arkadaşlar. İlk geldiği gibi değil.
İlk geldiği gibi olsaydı şu anda yukarıya çıkamazdı. Gri erkeğimiz de yeşil dişi ayak atıyor. Belki onlarda da bir çiftleşme gelebilir. Birazdan mesela şu yeni eşi attığım gri dişiyi rahatsız edeceğim. Yuvadan çıkartacağım. Güzel. Yeşille mavi anlaşacak arkadaşlar. Her an çiftleşme bile gelebilir. Dişi beğendi erkeği. Erkek zaten dişiye tav oldu. Gayet iyi. Erkeğin böyle bir karaktere bineceğini ciddi anlamda hiç beklemezdim. Demek ki verdiğimiz ürünler işe yaramış. İlk geldiği zamanki videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar olmuştu? En fazla 1,5 ay falan olmuştur yani. Berten abiden gelmişti o bize. Aşırı durgun bir erkekti ve dişilerden çok korkan bir erkekti. Ben cidden böyle bir performans açıkçası beklemiyordum. Hani şunlardan daha hareketli çıktılar yani şu anda. Birazcık uzak çekmeye çalışıyorum arkadaşlar kuşlar. Çünkü fazla yakınlaşırsam ister istemez hayvanların dikkatleri dağılacak ve yapmak istediklerini yapamayacaklar. Yani kurulaşma olsun, belki çiftleşme gelişim olabilir. Bunları benden duydukları rahatsızlıktan dolayı belki yapamayabilirler. O yüzden birazcık uzaktan seyretmeyi istiyorum. Biraz sonra yakınlaşabiliriz. Ama oldular. Bakın mesela bunları ben ilk geldiğim zaman direkt bunları zaten eşe atmıştım. Ama erkek işinden korktuğu için maalesef anlaşamamışlardı. Şu anda tamamen işler tersine dönmüş arkadaşlar. Erkek bayağı bir açılmış. Bu benim görmek istediğim bir durum. Erkeklerde özellikle, dişilerde bu durum olduğu zaman genelde yumurtlama veya çiftleşme olmuyor. Çünkü erkeğe baskın geldiği için arkadaşlar sıkıntı yaşanıyor. Şöyle dişimizi arkadan birazcık rahatsız etmem lazım. Dışarıya çıkartmam lazım. Hatta şöyle biraz da korkutayım, karşıya atayım, tamam. Onlar yerde bile çiftleşirler arkadaşlar. Bunlar birbirlerine çok fazla yakışan bir kuş. Dişi direkt kuyruk kaldırıyor arkadaşlar, şunlara baksanıza. Vallahi çiftleşecekler. Bunların verdikleri yavrular da erkeğin birebir aynısı oluyor arkadaşlar. Erkek böyle olması lazım normalde. Aşağıdaki erkeğimiz de dediğim gibi ilk geldiği güne göre aşırı derecede yol kat etmiş. Hiç alakası yok arkadaşlar. Dişinin yalnız sürekli olması lazım. Çok sağlıklı bir çiftleşme olmadı ama çiftleşme tam anlamıyla gerçekleşti arkadaşlar. Ben biraz uzaklaşayım. Dişimizin tüneye çıkması lazım. Bu arada kanadı da ayağına takıldı. Ama onu kurtaracaktır büyük ihtimalle. Erkek bir izin verse dişi kaçacak ama dişi kaçamıyor. Arkadaşlar illaki kullandığımız ürünlerin etkisi oluyor. Instagram'dan veya WhatsApp'tan yazarsanız mesaj şeklinde ben sizler elinden geldiğince yardımcı olabilirim. Kızıştırıcı setlerimiz var. Onun haricinde E vitamin içerikli setlerimiz var. Bunlardan bir tablo oluşturuyoruz. Onun haricinde düzenli kullanılması gereken ürünler var. Ki hatta biz daha dün vitamin vermeyi bıraktık. 6-7 gün üst üste vitamin geçtik arkadaşlar. E vitamini geçtik, probiyotik geçtik, B vitamini geçtik, karaciğer koruyucu geçtik. Çiftleştirmek için vitamin takviyesi geçtik. Bunlar sağlık durumlarını gayet güzel etkiliyor arkadaşlar. Kuşların kuluçka süresinde olsun, kuluçka dışı olsun, işte sezon sonu olabilir. Bu zamanlarda sağlıklı kalmalarını sağlıyor. Ve kolay da eş tutmalarını sağlıyor arkadaşlar. Bakın yerde bile çiftleşiyor hayvanlar. Buradan da net bir şekilde gördünüz ama kızımı artık tüneli çıkartmam lazım. Gel kızım. Ayağını da kurtardı herhalde kanadından. Hop. Seni şuraya bırakmam lazım. Biraz da burada çiftleşirseniz daha sağlıklı olacak. Bıraksan gibi çiftleşmeye başladılar arkadaşlar. Biraz daha zorlasam belki elinde bile çiftleşebilir yani. Hiç belli olmaz. Hatta videodan sonra deneyeceğim. Aklımda kalmasın. Birbirlerini bayağı bir özlemişler. Dişi yaklaşık ne kadar diyeyim arkadaşlar? Bir aydır falan aşağıdaki erkeğimizle birlikte kuluçka yaptı. Erkek kuluçka yumurtayı dolduramamışlardı. Tekrardan kendi erkeğiyle yaptım ben de. Tekrardan söylüyorum. Ürün konusunda bilgi almak isterseniz arkadaşlar bana Instagram veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Alışveriş sitemiz de var bizim. Aytan Pet Market diye. Oradan da ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Bayağı bir ürün çeşitliliği var arkadaşlar. 4-5 farklı markanın vitaminleri falan mevcut. Oradan bakıp alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben şunlara bakmayı unuttum. Arkadakilere de aldım. Valla bunlar da çiftleşmiş olabilir. Çünkü dişi sırttaki tüylerini kabartmış arkadaşlar. Valla üzülürüm onu kaçırdıysam. Ama inşallah da çiftleşmişlerdir yani. Devam gelir illaki. Bunlar da bakın dişimiz yuvadan çıktı. Güzel. Bazen böyle değişiklikler işe yarıyor arkadaşlar. Yani ben bunları burada bıraksaydım veya yeşilleri orada bıraksaydım hala böyle pısırık, sönük şekilde kalmaya devam edeceklerdi ama bakın sadece ufak bir şey yani. Başka bir kafese koydum arkadaşlar. Bir önceki videomda da bahsetmiştim veya daha önceki videomda tam hatırlamıyorum şu anda. Farklılık kuşlar da ciddi anlamda olumlu yönde seyrediyor arkadaşlar. Yani yumurtadayken veya yavruluyken bunu yapmamalısınız bu arada. Sadece işte yumurtadan kesildiyse
anlaştıkları halde çiftleşip yumurtlamıyorlarsa, bu gibi durumlarda kesinlikle böyle farklılıklar yapmanız lazım ki kuşların dikkatlerini çeksin, bir şeylerle ilgilenmeye başlasınlar, oraya doğru yönelsinler. Bakın gördünüz mü? Bunlar mesela anlaşmıyorlardı. Erkeğe farklı bir dişiyle eşledik, ondan sonra tekrardan anlaşmadığı dişiyi attım. Bakın şu anda mesela erkek deli gibi kur yaptı dişiye. Ama yoruldular, şu anda durgunlaştılar. Biraz daha hareketlendirmek istersek odadaki nem oranını artırmamız lazım. Bakın onlar da çiftleşeceklerdi. Odadaki nem oranını artırmamız lazım arkadaşlar. Nem ciddi anlamda kuşlarda çiftleşmeye sevk eden bir etken, faktör. Bilginiz olsun. Nem aralığı da ne kadar olması lazım? 50 ile 65 arası arkadaşlar. Bizim genelde 56-57 civarı oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. 60-62 olduğu zaman biraz daha hareketli oluyorlar ama daha da fazla nem oranı artarsa ne gibi sıkıntılar yaşarsınız? Kuşlar çok fazla suya girerler arkadaşlar. Yumurtalarınız cıvıyabilir. Kuşların yumurtası varsa yumurtalar cıvıyıp yavru yumurta çıkmamayabilir. Bilginiz olsun. Şurada bebelerimiz var. Onlara bakalım. Daha sonra sizlere yavaştan veda edelim. Bu arada benden izlemek istediğiniz veya bilgilenmek istediğiniz videolar varsa elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. İstediğiniz video içeriği neyse yorum kısmına yazarsanız ben oradan bütün yorumlara cevap veremesem de daha doğrusu arkadaşlar, bütün yorumları okuyorum. Bakın bunlar falan mesela bizim hepsi kendi ürettiğimiz yavrularımız ve hepsi de gayet sağlıklı. Güzel. Şunlar dediğim gibi şunları gözden kaçırdım. Bakın tekrardan dişimiz yuvaya gidiyor. Yeni yaptığımız mutasyon beşlememiz var ki onların araları muazzam arkadaşlar. Onlardan yumurta gelecek. İşte burada yaptığımız yeni beşleme var. Onlardan yumurta gelecek derken gayet güzel eşlemeler yaptık. Şu dişimizle iyileştirirsek kendi erkeği zaten var. Kendi erkeği eşleriz. Kendi erkeği olmasa da farklı mutasyonla daha sağlam erkeklerin de var aslında. Onlarla da eşleme yapabilirim. Şu güzelliklerimizle yakından bakalım. Bakın burada mesela yeni eşleme yaptığım bir takımım var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşe attığım zaman çok fazla bir etki yoktu. 6 günlük bir vitamin takviyesinden sonra kuşlarımız şu anda bakın yuvadalar. Bakın bunun ilk geldiği zamanı illaki videolarımızı izleyen arkadaşlar bilir. Aşırı tutuk bir erkekti. Şu anda bulunduğu boyut çok çok farklı yani. Alakası yok yani hiç geldiği zaman kızı. Dişimiz yuvaya gidiyor. Gayet güzel. Bunlar da belki elde çiftleştirme yöntemini deneyebilirim arkadaşlar. Onunla ilgili de geçmiş zamana ait videolarımız var. Tekrardan bir video çekip sizinle paylaşabiliriz. Videomuzu yavaştan dediğim gibi bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.